İlk defa Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarının yakınları şeref konuğu olarak külliyede ağırlandılar. Bazı isimler gelemediler. Bunun altını çizelim. Covid nedeniyle şu an fotoğraflarını görüyorsunuz ekranlarda. Kimler vardı belki kısaca bahsetmek lazım. Fethi Okyar'ın torunu, Celal Bayar'ın kızı Nilüfer Hanım'ın torunu, İsmail Hakkı Altunbezer'in torunu, Mehmet Akif Ersoy'un torunu, Atatürk'ün dayısının iki torunu da yine buradaydı. Hem yemekte ağırlandılar, daha sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'la bir araya geldiler. Makamlarında ağırladılar konuklarını. Diğer taraftan tabii Milli Mücadele sergisi biliyorsunuz vardı bugün. Sergi eserleri çok sayıda noktadan 3 ayda toplandı, bunun altını çizelim. İnönü'nün Buhara Kılıcı İnönü Vakfı'ndan getirildi sergi için. Ayrıca tüm bunlar dikkat çeken bugünkü etkinliklerdendi. Ama özellikle şunun altını çizmek lazım. Atatürk ve Milli Mücadele Kahramanlarının yakınları şeref konuğu olarak bugün külliyedeydiler. Fotoğraflarda da görüyorsunuz. Bu arada Şaban Bey itiraz edebilir. Peşin söyleyeyim. İnönü ailesi davet edildi Şaban Bey. Kendileri gelmedi. Ha, yok, itiraz etmeyecektim. Nereden çıkardın ki? Şaban Bey böyle bir negatif... İtiraz mı edecektiniz Şaban Bey? Şöyle göz yücüyle baktı. Ha, yok ama aklıma geldi. İnönü'nün tamam. Yakınları var mı? Tamam. Yani Atatürk'ün yakınları... Şöyle ben tüm listeyi okumadım tabii. Gelenleri okudum. Bazıları katılamayacaklarını bildirmişler. İnönü ailesi davet edildi evet, ama... Covid sebebiyle gelemeyeceklerini yani. Söyleyenler doğru. Olmuş. Ama katılanlar da... gene görüntülerde de vardı. Hani ben bir kısmını okudum, hepsini okumayayım diye. Melik'in verdiği bilgi de aynı şekilde geçerli. Ama yani, galiba bir itiraz yok Şaban Bey. Yok itiraz yok. Güzel, bilakis güzel. Bilakis Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu yolda devam etmesini, Cumhuriyet'in kurucu değerlerine sahip çıkmasını ve Kurtuluş Savaşı kahramanlarına da sahip çıkmasını, onlara sevgiye saygısını her fırsatta göstermesini arzu ederiz Sayın Cumhurbaşkanı. Arzu ederiz derken niye? Yani sanki farklı bir tavırda mı bulunuyor yani, ki? Tabii ki iktidarın zaman zaman Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına karşı zaman zaman haksız şeylerini görüyoruz. Yani Sayın Cumhurbaşkanı özelinde söylemiyorum ama büyük haksızlıklarını görüyoruz Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına karşı. Özellikle Cumhuriyet ve laiklik, işte Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kuruluş değerleriyle kimi AKP'lilerin ve AKP'yi destekleyen kimi çevrelerin, tarikat ve cemaatler gibi... Cumhuriyet'le ve Atatürk'le sorunları olduğunu biliyoruz. Yani bunu siz de biliyorsunuzdur, biz de biliyoruz. İtirazı var mı Zafer? Cumhuriyet ve Atatürk'le sorunları mı var? Ya ben hakikaten dünya üzerinde bizim gibi Zafer başka kendi bir... başına geleni anlatabilir. Bugün bir yani ben dünya üzerinde bizim gibi kadar böyle kurucu lideriyle, işte Cumhuriyet'le hala yani bu tartışmaları yaşayan başka bir ülke var mı? Ben gerçekten çok merak ediyorum ama bunun ben bazı kesimler tarafından siyaseten kullanıldığını ve bu yüzden bu tartışmanın hiç bitmediğini düşünüyorum. Yoksa kimsenin bu ülkede ne Atatürk'le ne Kurtuluş Savaşı'ndaki aziz şehitlerimizle, gazilerimizle kimsenin bir problemi yok. Marjinal bazı unsurlar vardır. Onların farklı görüşleri söz konusu olabilir. Ama onlar bütünü yansıtmaz. Bu ülkenin yönetim kademesindeki insanların görüşlerini yansıtmaz. Yani artık şu tartışmadan, bu kısır tartışmadan, 1990 model bu tartışmadan kurtulmamız lazım. Atatürk bu milletin ortak değeridir. Cumhuriyet hepimizin ortak değeridir. Bunun dışındaki söylenebilecek her şey lafı güzaptır. Bu kadar Atatürk hassasiyeti olan insanların ya gözümüzün önünde yaşanan bir sürü olaya tepkisiz kalmasını da ben anlamıyorum. Ya CHP'nin bir İstanbul il başkanı var. Yani hanımefendi Atatürk'ün adını anmıyor, ısrarla adını anmıyor. Geçmişte Mustafa Kemal'in askerleriyiz sözünden rahatsız olduğunu ifade ediyor. En son yaptığı Cumhuriyet Bayramı kutlamasında ne o ne yönettiği İstanbul İl Başkanlığı tabii Atatürk'ün adını anmıyor. Kimse Canan Kaftancıoğlu'na bir şey demiyor. Dönüyorlar dolaşıyorlar AK Parti işte AKP Şaban Bey'in ifadesiyle Atatürk'e karşı Atatürk'le hesaplaşıyor. Ya siz önce bir... o değerleri, Cumhuriyet'in kurucu değerlerini savunduğunu iddia ettiğiniz partinin İstanbul İl Başkanı'na bir bakın, ona gerçekten samimi bir tepki koyun ki koyanlar da var, onları da takdir Şaban ediyorum. Şaban Bey koyuyor mu? Bilemiyorum Şaban Bey'in özelini. Koyuyor mu? Şaban yani koyuyor bakın tabii, şöyle bir şey var. Ben de yani Canan Kaftancıoğlu'nun bugünkü, bugün yine Atatürk'süz bir tweet atmış. Zafer pardon sözünü
Kesim seni desteklemek için söylüyorum. Ha, tabii tabii. Evet evet. Ya bu Azerbaycan yani, dünyaya bir göktaşı çarpması kadar çok, küçük bir ihtimal sizin beni çok, desteklemeniz çok, ama. Çok kınandı tabii güzel. Canan Kaftancıoğlu bugün de. Ama bir Cumhuriyet kutlama videosu hazırlamışlar. Orada bol bol Atatürk görüntüleri ve Atatürk'ün sözleri, sesi falan var. Canan Kaftancıoğlu biraz da bunu herhalde böyle gündeme gelmek için galiba yapıyor diye düşünüyorum artık. Ama bu tür davranışları, yani Atatürk'le sorunlu olduğu şeklindeki yarattığı algı Canan Kaftancıoğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'nde de büyük tepki çekiyor, biliyorum. Ben de yanlış biliyorum. Hatta ben şöyle diyorum zaman zaman, Atatürk de yaşasaydı o da muhtemelen Canan Kaftancıoğlu'nu sevmezdi diye düşünüyorum yani. Yani sevmemek belki daha yani irite edici bir ifade de. Ya şöyle, Canan Hanım'ın çizgisi eğer buysa, yani Atatürk demekten imtina eden bir siyasi çizgisi varsa, Canan Hanım'ın İstanbul İl Başkanlığı'nı yaptığı partinin mensupları lütfen topluma, ikide bir de toplumun belirli bir kesimine siz Atatürk'ü sevmiyorsunuz diye baskı yapmasın. Ve daha bak yani sevmemek, bakın sevmemek şimdi sevmemek başka bir şey. Çok sevmemek başka bir şey. Cumhuriyetin değil. Temel değerleriyle sorumlu olarak iktidar politikaları şeklinde cumhuriyetin temellerine karşı, temel değerlerine karşı icraatlar yapmak başka bir şey. Bir dakika, ama şimdi AK Parti'nin o zaman cumhuriyetin temel değerlerine karşı icraatları tabii ki yapıyor, mı var? Tabii ki yapıyor canım. AKP'nin işte genel başkan yardımcısının genel başkan yardımcısı. Şimdi hani ilk aklıma gelen, en taze olduğu için bir genç arkadaş vardı. CNN ekranında mı söyledi? İşte hani bu FETÖ konusunda hatırlayalım. Silahlı kuvvetlerdeki, Türk ordusundaki Kemalist anlayışı yıkmak için FETÖ'yü yerleştirdik diye açık açık söyledi. Hiç ifadesi bunu o değildi. Yanlış hatırlıyorsunuz. Bunu AKP'den, başka milletvekilleri ve başka yöneticiler de söyledi. Hande şöyle. Ya açıkça söylediler. Hayır hayır Şaban Bey, şöyle, siz onun tamamını izlememişsiniz. Karşısındaki konuk böyle bir iddiada bulunmuştu. O da velev ki diye başlayan bir cümleyle Emre Cemil Ayvalı o sözcüğü öyle getirmişti. Bunun üzerine tepiniyorlar. Ya bakın, bugün Cumhuriyet Bayramı. Yani biz Cumhuriyetimizin 97. yılında bunları konuşmayalım. Eğer bunları konuşacaksak gerçekten siz konuşalım. Siz başlattınız. Ha şöyle, o zaman şunu da konuşalım. Yani CHP tabanına Mustafa Kemal'in itleri diye hakaret edenlerle kol kola yürüyenleri de konuşalım. Gazi Mustafa Kemal'e kefere Kemal diyenlerin hangi partide siyaset yaptığını da konuşalım. AK Parti'de yapmıyor. Mesela kim, nerede siyaset yapıyor? Mehmet Bekiroğlu kimin milletvekili? Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili. Yani, ya şimdi öyle yani enteresan ki Hande, bak ya, en büyük tehlike bu zaten. Birazdan okuyacağım, gelirken çıkarttım. Atatürk'ün de bir lafı var tam da bununla ilgili. Bir gün diyor, kabaca söylüyorum, Cumhuriyete diyor en büyük saldırıyı diyor o Cumhuriyeti koruyup kolladıklarını iddia edenler yapacak diyor. Maalesef birazdan o sözü okuyacağım. Maalesef bugünkü tablo o. Yani şu çakma Atatürkçüler, İlhan Selçuk'un gardırop Atatürkçüleri dediği o güru, bence bugün Türkiye'de belli siyasi yapılara egemen olmuş. Sözde Atatürkçüymüş maskesiyle, tamam. Aslında Cumhuriyet'in kurucu değerlerine en büyük zararı onlar veriyor. Ama hani kişi kendinden bilirmiş işi hesabı, öcü olarak da siyasi iktidarı gösteriyor. Bir dakika, Hulki Bey ne diyorsunuz buna? Şimdi bu analize ne diyorsunuz? Bunu çok söyleyen de var. Şimdi o analize, ben o sözü bulayım. Analize şimdi girmek doğru değil. Bir kere düğmeyi yanlış ilikledik. Bugün Cumhuriyet'in 97. yıl dönümü. Atatürk'ü ve Cumhuriyet'in ne olduğunu bir kısaca konuşmamız, neyi değiştirdi, niye Cumhuriyet geldi, Atatürk kimdi, Cumhuriyet neydi, bunları anlatmak yerine Cumhuriyet Bayramı'nda Cumhuriyet'in 6 tane temel ilkesi var. CHP'nin de 6 oku haline gelmiş. Ama tabii Atatürk'ün CHP'siyle bugünkü CHP aynı şey değil. O ilkeleri anlatırken Cumhuriyet açısından anlatmak lazım. Yani bu 6 tane ok bugünkü Cumhuriyeti savunmak değil, Atatürk'ün ilkelerini savunmak, o farklı. Ama daha programın başında CHP'nin Atatürkçülüğünü 97. yıl dönümünde tartışmak başlangıçta bana göre yanlış. Konuşulacaksa az ama sonra... Ama öyle başlamadı. AK Parti'nin de Atatürk... Öyle başlattı arkadaşlar. Şöyle bir bakınca... Davetliler. Sesinden, evet. Hayır şöyle, ben niye... Vallahi bakın... Ben eleştirmek için değil de bakınca... bir öneride bulunmak için söylüyorum. Aha, tabii. Yani AKP'nin de Atatürkçülüğünü konuşabiliriz. Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığından bu yana bütün televizyonlarda anlatılıyor. Kulak ağrılarından, karın ağrılarından, 23 Nisanlar, 30 Ağustoslar... 29 Ekimlerin iptal edilmesi ama kendilerinin o gece başka kalabalık toplantılara katılmaları, bunları konuşuruz. Ama bir dakika, vaktimiz ben var. Bunu anlamadım. Yani o kulak ağrıları, karın ağrıları aslında
sadece kutlamalara katılmamak için mi ortaya çıkmış oldular? Daha sonra listesini veririz, birlikte düşünürüz. Yani bir insan, şimdi bilimde bir olasılıklar hesabı var. Şöyle bir şey düşünseniz, şimdi ben o tartışmaya girmeyelim, Atatürk konuşalım dedim ama buna cevap verirken girmiş oluyorum tartışmaya. Başa dönmek istiyorum sonra. Ayarlasanız kendinizi Cumhurbaşkanı olarak, ben Atatürk'le ilgili milli bayramların hiçbirine katılmayacağım, bir bahane bulacağım deseniz bu kadar bulamazsınız. Olasılık hesaplarına göre mümkün değil bu. Ama Abdullah Gül döneminde özellikle bunu yaşadık, gördük. Şimdi bunları tartışırken... Ama galiba tweet atmış bugün değil mi? Yanılmıyorum. Hem de Canan Kaftancıoğlu'nun tersine Atatürk dedi. Ona yine yaramadı. Demiş işte. Şimdi CHP'nin Atatürkçülüğünden önce bugün demin konuşuyorduk. Zafer de bir tweet atmış. Atatürk adını mı andın tweette? Tabii. Evet. Neydi? Tam hatırlasana. Ya nereden? Size de programdan önce bir şey söylenmeye gelmiyor arkadaşlar. Kimin tweeti? Senin tweeti? Kamusal bir tweet atmışsın. Yani özelini konuşmuyorsun. Tabii. Bazı marjinal unsurlardan tepkiler geldi. Yani ben işte Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve şehitlerimizi rahmetle anıyoruz tarzında. Eleştiri yapanlar mı oldu? Oluyor. Bunlar olacak Hulki Bey. Bunlarda şimdi, yani garip bir şey yok. Türkiye böyle. Bugün herkes AKP'li olan da CHP'li olan da Cumhurbaşkanı'nın Anıtkabir'deki deftere nasıl hitap edeceğine odaklanmıştı galiba. Cumhurbaşkanı Erdoğan da Aziz Atatürk diye başladı. Şimdi bir kere bunun hakkını verelim. Değil mi? Daha önceki söylemlerini de biliyoruz Erdoğan'ın. Ama bugün geldiği nokta itibariyle bir insanın ilk hali mi önemlidir, son hali mi önemlidir? Yani Zafer Şahin bugün hangi noktaya gelmiştir biz ona mı bakacağız? 15 sene evvel hangi noktadaydı onu mu eleştireceğiz? Galiba son hali, insanların son hali daha önemlidir. Çünkü bugün başka noktadaysa ben 20 sene evvel şöyleydim demesinin bir anlamı yok. Şu anda nesin ona bakacağız. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı kutluyoruz. Aziz Atatürk diye yazması ve söylemesi saygılı ifadelerle. Şimdi Atatürk ve Cumhuriyet hepimizi birleştiren Türkiye'nin çimentosu. Zafer'in söylediklerine de cevap vermek istiyorum ama az sonra verebiliriz. Hani kefere diyenler dendi ya, Atatürk'e kefere diyen Fesli Kadir diye anılan Kadir Mısıroğlu, ki benim programlarıma da birkaç kere çıkmıştı Atatürkçü Düşünce Derneği yöneticileriyle, onu önemli günlerin öncesinde Diyanet İşleri Başkanı'nın ziyaret ederek mesaj vermesi. Yani çok örnek veririz. Biz önce bir cumhuriyet nedir? Dünyada cumhuriyet idaresi ne demektir? Biz niye cumhuriyete geçtik? Tam da bu tartışmaya başlamasaydık ben şöyle diyecektim. Bu programa başladığımız saatlerde 97 yıl önce saat 20.30'da, bak kayıtlarda diyor ki yaklaşık olarak 20.30'da cumhuriyet ilan edildi. Yani programa 5 dakika farkla 97 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir kanun kabul edildi. Kanunla cumhuriyet getirildi. Devlet şeklinin nasıl olacak devlet şeklenirken kanunla devlet şeklinin cumhuriyet yönetimi olacağı söylendi. Maddeler şöyleydi. Atatürk de bunları sürekli vurguladı. Hakimiyet bila kaydı şart milletindir. Bugün TBMM'de yazan kayıtsız koşulsuz milletindir. İdare usulü halkın mukadderatını yani kaderini bizzat ve bilfiil idare etmesi esasına dayalıdır diyordu. Türkiye Devleti'nin şekli hükümeti, yani hükümet şekli cumhuriyettir diyordu. Cumhuriyet bir halk yönetimi. Halkın doğrudan iktidara el koyması, yani isteklerinin, taleplerinin doğrudan oraya iletmesi demek. Ama bütün dünyada ve Türkiye'de de temsili demokrasi olduğu için bu cumhuriyetlerin çok şekli var. İran'da da İslam Cumhuriyeti var. Başka yerlerde sosyalist cumhuriyetler var falan. Bizimki demokratik bir cumhuriyet. Halkın temsiline dayalı. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi halkı ne kadar temsil ediyor? Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ne kadar bunu karşılıyor? Onları da konuşmamız gerekir belki. Ama bunu da halk getirmedi mi sonuçta? Ama cumhuriyetle cevap verebilirim. Hulki Bey, cumhuriyetle şeyin hani demokrasinin birebir bir ilişkisi yok. Kavramsal olarak yok. Bizimki bunu demokratik Türkiye'de, cumhuriyet olduğu için bizde bunu var. Bunu Türkiye'de böyledir anlamda söylemiyorum ama siyasetinde kavramsal olarak cumhuriyet eşittir demokrasi değil. İran İslam Cumhuriyeti. Yani dolayısıyla söyledim mi? Ama ben Türkiye'de demokrasi anlamında bütün bu yaptığımız tartışmaların, kavgaların bile demokrasi olduğuna dair bir işarettir.
Yani biz bugün işte öyle değil mi ama yani bıyık altında tüm bunlar konuşuluyorsa yani, gibi mi? Birçok şeyi konuşuyoruz, tartışıyoruz hem de canlı yayında, ekranda saatlerce. Bak, onu geçtim, istediğimiz gazetede, dergide en olmadığı, hadi gazete, dergi diyelim ki şey yaptığınız, hani yazacak yer bulamadığınız blogspotunuzda istediğiniz eleştiri yapabiliyorsunuz. O anlamda ben çok özür dileyerek hemen tamamlayayım, böldüm. Yani Türkiye'de 3 tane kavram ben kendimi bildim bileli onun üzerinden tartışılır. Beni bağışlayın bu söz meclisten dışarı. Birileri sürekli bundan ekmek yiyor. Cumhuriyet, laiklik, Atatürkçülük. En çok ekmek yenen yerin başında bütün dünyada din gelir. Din. Ama bu yok. Cumhuriyet, Atatürk ve laiklik. Ben Cumhuriyet, Atatürk ve laiklik üzerinde Türkiye'de bir tartışma olduğu kanaatinde değilim. Tamam. Yani sağda işte radikal... İşte, İtirazın ya da katkın neydi tam olarak? Tam olarak şu, yani böyle şey yaparken anlatırken... Demokrasiyle cumhuriyeti söylüyordun galiba. Evet, yani bence hani bugün de demokrasi pekala işletiliyor. Yani biz konuşuyorsak diyorsun burada, demokrasinin işareti. Yani şu anda konuşuyoruz. Yeterli diyorsun, bir tane. Öyle mi? Tamam, pardon. Hayır, soruyorum. Yani, Hulki Bey'den göstergelerden bir tane, çok özür dilerim. Mesela somut olarak... Cumhuriyet, laiklik ve Atatürk, yani bu üç kavram üzerinde işte sol ve sağda radikal, işte 3,5 sağda, 2 solda, 5,5 çıkarın. Geri kalan hepimiz bu kavramlar üzerinde hemfikiriz. Şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Hemfikiriz. Nasıl bir halk İslamı varsa, bir alimin İslamı, bir halkın İslamı ya da bir indirilen din, bir de uydurulan din varsa, değil mi? Bütün ülkelerde öyle. Hristiyanlıkta indirilen din farklı, yazılan İncil'ler daha sonradan 400 yıl sonra, 320 yıl sonra İznik'te yazılmış. Matta, Markos falan. Ben geçenlerde de şey dedim. Macron da dinde, İslamiyet'te değişiklik yapalım diyor ya. Bir de o yazsın, Macron İncili olsun. Hani Matta İncili var. Bir de Macron İncili olsun demiştim.